Ben de başkanımı kutluyorum. Malatya'nın bu festivali, organizasyonu müthiş. 10 yıldır devam ediyor. Müthiş bir entelektüel tavrı var dedim. Şöyle çekin. Entelektüel anlamında. Yarışmasında yarışacak filmleri kısa tanıyalım. Kültür ve sanata desteğini esirgemeyen Türk sinemasının birbirinden değerli isimlerini bu güzel kentte Malatya'da ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Bu yılki 10. uluslararası Film Festivali'nin teması Aslan Cebek. Niçin böyle bir temayı bu film festivaline tema olarak seçtik? Biz Malatya'yı tarif ederken Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir güzide şehirde biz bunları söylerken geçtiğimiz 26 Temmuz'da da Birleşmiş Milletler Kültür Komisyonu diye tabir ettiğimiz UNESCO toplanarak dediler ki evet, dünyada ilk medeniyet, insanlık medeniyeti Malatya'da ve Aslantepe'de başlamıştır dedi. Yani dünya milletler camiası Aslantepe ve Malatya'nın insanlık medeniyetinin başladığını tescil etti. İlk devlet hayatı burada icra edilmiş, ilk saray devlet oluşumu burada olmuş, ilk bürokrasi hayatı, ilk gümrükleme işlemi, ilk muhasebe kayıtlarının tutulma işlemleri, ilk ibadethanelerin devlet yapısının dışına çıkarılması ve ilk taş derinin demir derine evrilme ve demirin silah olarak kullanılması süreci de yine bu şehirde başlamıştır. Yani bu şehir insanlık medeniyetinin başladığı şehir. Ve yine bu şehir Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehridir. Yani Malazgirt'ten 400 yıl önce Anadolu'nun fethini Hasan Gaziler, Hüseyin Gaziler, Battal Gaziler 680 yıllarında başlayarak 780 yıllarına kadar Anadolu'nun fethi sürecini başarmışlardır. Onun içindir ki Hasan Gazi Sivas'ın, Melik Gazi Kayseri'nin fethinde, Hüseyin Gazi Ankara'nın fethinde ve Battal Gazi de Eskişehir'in fethinde şehit olmuştur. Dolayısıyla bu şehir insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu ana yurt yapan Evliya Çelebi'nin deyimiyle de Darül Rıfat dediği seçkin insanların yaşadığı bir şehirdir. Ve bu şehir bu devletimize hakikaten sanat anlamında, siyaset anlamında, devlet adamı anlamında, bilim adamı anlamında, ilim adamı anlamında çok büyük değerler yetiştirmiştir. 10. Uluslararası Aslantepe temalı film festivalini çok tevazulu, çok daha abartmadan popülizmden de uzak bir şekilde yapmak istiyorum. Ama bugün bakıyorum ki yer, dışarı, içeri ve hınca hoş dolu. Bu nedir? Bu Malatya insanının sinema ve sanata gösterdiği önemdir. Sinema bizim için çok önemlidir. Sinema insanların kişilik ve benliğin oluşturulmasında, toplumun kanalize edilmesinde, milletlerin değerlerinin oluşturulmasında ve dünya insanlığına yön verilmesi anlamında sinema çok iletişim güzel iletişim ve etkileşim ürünüdür. Bu anlamda sinemayı önemsiyoruz. Sinema sanatçısını da önemsiyoruz. Ve diyoruz ki önemli olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin güzel olmasıdır diyoruz. Ve biz bu yıl 3 temel kategoride belgesel, uzun metrajlı film ve kısa metrajlı film kategorilerinde bu ödül düzenlendi. Film festivalde bu çerçevede icra ediliyor. Ben arkadaşlara, komiteye şu teklifi getirdim. Artık bundan sonra film festivallerine bir format getirelim. Bu formatta birinci etap tematik olsun. Şehrin temasına, şehrin değerlerini, şehrin gelenek, gönek ve inançlarını öne çıkaracak bir tematik
uzun ve kısa ve belgesel filmler yapılsın. İkinci merhalede ulusal anlamda o ülkenin, o milletin, o ulusun değerlerini öne çıkaracak, güzelliklerle onları güzel yerlere kanalize edecek kısa, uzun metrajlı filmler ve belgesel filmler yapılsın dedik. Üçüncü aşamada da dünya insanlığına hitap eden ve dünya insanlığını ilgilendiren filmler, uzun, kısa ve belgeseller yapılsın. Bu yıl özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık hakikaten bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bunlarla ilgili biz insanların üzerine düşen sorumluluklar nelerdir? Bizler her zaman kendi sınırımızın dışına çıktığımız için bu dengesizlikler karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz bir televizyon programında, yani küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili ne düşünüyorsunuz dedim. Her yaratılan mahlukat kendi sınırları içerisinde hareket etmesini bildiği zaman bu sıkıntıların olmayacağını ifade etti. Bitki ve nebatat dediğimiz, onlar kendi sınırları içerisinde duruyorlar. Ama biz insanlar ne hikmetse o sınırları aşıyoruz. Başka hayatlara, başka canlılara, başka insanların hayatlarına müdahale ediyoruz. Bu müdahaleler ki netice itibariyle sonuçta bu tür sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Önemli olan bizim hepimizin bir hayat filmi var. Bu hayat filmini dünya sinemasında gerçekleştiriyoruz. Önemli olan dünya sinemasında gerçekleştirdiğimiz kendi hayat filmimizin güzel roller ve güzelliklerle olması dileğiyle ve temennisiyle diyorum. Sayın Valimiz Ulvi Saran'ı anmadan geçmek istemiyorum. 10. yılı onun öncülüğünde düzenlenmişti. Ama şimdiye kadar emek veren, şimdiye kadar yaşamasını sağlayan bütün valilerimize ve belediye başkanlarımıza huzurlarda teşekkür etmek istiyorum. Malatya, Türkiye'nin en önemli sinema sanatçılarını yetiştirmiş bir yer. Anmadan geçmeyelim, başta Kemal Sunal, İlyas Salman, Yasemin Yalçın, Dilaver Uyanık, Zeyd Gökçe, Oktay Kaynarca ve ünlü yönetmen Ünal Küpeli bu topraklardan çıktı. Yine hep beraber buradan dua gönderelim. Hala yatan sevgili Kenan Işık da bu toprakların çocuğu. Ona da sağlık diliyoruz. Ve tekrar böyle bir önemli organizasyonu, film festivalini Malatya'da yapılması çok kıymetli, çok değerli. Ben tekrar bütün katılımcıları, Malatyalı ve özellikle gençleri içten saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Burada bulunmaktan, bu festivalin bir konu olmaktan da büyük onur duyduğumu belirtiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sinemaya çok genç yaşta yönetmenliğini Halit Refik'in yaptığı İstanbul'un Kızları filmiyle başlayan 100'den fazla filmde başrol oynamış, 50. sanat yılını birlikte kutladığımız Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran bir isim. Alkışlarınız Selma Güneri'ye. Selma Güneri. Sevgili sinema severlerin destekleri, bu alkışları. Buralara kadar geldik. Bu ödüller müthiş bir şey. Bu onur vesilesi oluyor hep. Bunun için sizlere olan minnetimi, sevgimi, teşekkürlerimi sunmak için buradayım. Çağımızın en etkili sanat dalı sinema, Kerem'ciğim. En etkili diyorum çünkü kültürleri buluşturuyor. Duyguları buluşturuyor. Tek dili var, evrensel. Bunun için ben de bunun bir partisi olmaktan son derece mutluyum. Bugün bu Malatya'nın bütün bu güzel organizasyonu yapan, emeği geçen, herkese ama herkese başta valimiz, sayın belediye başkanımız olmak üzere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Pek çok sinema filminde, dizide ve tiyatro oyununda gösterdiği performans ile ustalığını kanıtlamış Türk sinemasının değerli ismine veriliyor. Çok kıymetli Turgay Tanülkü'yü onur ödülünü almak üzere sahneye davet ederken ödülü takdim etmek üzere
alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ustalarım her şeyi daha güzel söyledi. Bize söz düşmez. Ve ustalarımızdan birinin evladından bu ödülü almak onur verir. Biz bu onur yolculuğunda karınla beraberiz. Çocuklarımızla. Bu onur ödülünü, bu bayrağımızı sallayacak sokaktan gelen, cezaevinden gelen ve sizin evinizdeki çocuklarımızla barışı yakalayacağımızı biliyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Thank you.